Sen kimsin? Kemal. Artist Kemal. Komiser Kemal. Selam arkadaşım. Vallahi Metin'i çok duyduk. Battal Bey doğruluyor bu görüntüler. Baka baka gözlerim yoruldu ya. Batur. Ben seni dönüp emrini veremem evlat. Komutanım geliyorlar. Gelsinler. Tabii fotoğrafın çekildiği zamanı tam olarak hatırlamam mümkün olmasa da kardeşimin doğduğu günlerden, haftalardan bir fotoğraf. Annem, babam, evimize yeni katılmış olan kardeşim ve ben. Bu fotoğrafta yüzümdeki ifadeyi çok seviyorum. Yani şaşkın mı, mutlu mu, bu nereden çıktı ifadesi mi? En eskilerden çekirdek ailemizin oluştuğu anne, baba ve iki çocuk fotoğrafını seçmek istedim. Peki. Kaç yaşındasınız ve nerede çekildi bu fotoğraf? Hangi şehirde? Kardeşim doğduğuna göre, aramızda da 4 yaş fark olduğuna göre herhalde o Temmuz doğumludur. Ben Ekim. 3,5 veya 4 yaş aralığında olabilir. Büyük ihtimalle 3,5'tür. Peki. Annenizle babanızla ilişkiniz o dönem nasıldı? Nasıl anne babalardı? Şimdi o zamanlar annem babam ikisi de oyunlarda oynuyorlar ve o yıllarda tiyatrolar pazartesi hariç her gündü. Yani salıdan cumartesiye kadar her akşam oyun olur, pazar günü de matine suare olurdu. Dolayısıyla ortaokul çağlarındaki, ilkokul çağlarındaki Murat Selim şöyle yaşarlardı anne babasını. Anne baba saat 6-6.30 gibi biz akşam yemeğini yemeden evden gider, oyunlarına giderler. Sonra da biz yattıktan sonra 12 gibi gelirler. Dolayısıyla bizim onlarla zamanımız hani 6:30-7'den sonra biterdi. Akşamları, geceleri bize hem ödevlerimizde hem hayatımızda, yemeğimizde anneannem ve dedem yardımcı olurdu. 80'den sonra dedemin vefatından sonra tamamen anneannem bizi büyüttü gibi. Ergenlik dönemiyle beraber biz artık onların tiyatrodan dönüş saatlerinde uyanık kalabilmeye başladık. Dolayısıyla saat 11:30-12'de onlar gelirdi. Tabii oyundan sonra yemek yenir. Eğer dışarıda oyun arkadaşlarıyla yemedilerse evde sofra kurulur. Ve evde saat 12'den sonra bir belki 1'e 1.30'a kadar sohbet, muhabbet, paylaşım, öğütler, sanat, kültür her şey üzerine sohbetlerimiz olurdu. Şimdi bu kulağa gerçekten çok heyecan verici geliyor. Çocukluk değil de aslında dediğiniz gibi ergenlik ve gençlik döneminde evde gelen misafirlerin sanatçı kimlikleri, oyuncular, yazarlar, yönetmenler, bilmem belki de şairler, böyle bizim tanıdığımız, bildiğimiz isimler var mı o dönemden evinize girip çıkan, sizin sohbetlerine kulak verdiğiniz? Olmaz mı? Hem babamın o sırada çevre tiyatrosu kumpanyasından Altan Erbulak başta olmak üzere bütün oyuncu arkadaşları ve başka tiyatrolardan oyuncu arkadaşları her zaman evimizde misafir olurlardı ve gelişmekte olan bir çocuk için ülkesinin aydın, sanatçı, kültürlü, özgür, açık fikirli, çok bilgili, entelektüel yapıları yüksek bireylerle bir arada büyümek bulunmaz bir fırsat. Doğum günlerimdeki fotoğraflardan oradaki oyuncuları mesela sıklıkla gördüğüm zaman, şu anda mesela size seçtiğim fotoğraflar arasında yoktu ama bazı doğum günü 8 milimetre videolarımda veya fotoğraflarda gerçekten tam o büyüdüğüm çevrenin panoraması gözüküyor. Peki sahneye dair ailenizin sahne çalışması, siz evet evde onları beklediğiniz bir dönem olmuş ama onlarla birlikte sahneye gittiğiniz ya da arka tarafta beklediğiniz ya da ön tarafta izlediğiniz dönemlere dair neler var hafızanızda? Deve Kuşu Kabare var mesela. Sonra İzmir Fuarı turnesi var. Çünkü tam hani düşünün, deminki şeyi anlattım ya, akşam 6'da onlar gider 12'de gelirler, biz akşam 6'dan sonra onları görmezken normal mesaili ailesinin mesaili işleri olan insanlar 6'dan sonra bütün akşamlarını çocuklarıyla, anne babalarıyla geçilir ya çocuklar. Bizim de yazları o turneler bizi de beraber götürdükleri için mesela bir ay boyunca İzmir Fuarı'nda
sabahtan akşama kadar otelde, sonra tiyatroda, kuliste, tiyatronun oyun bittikten sonraki o büyük oyuncuların bir arada yedikleri yemeklerde sabahtan akşama kadar, geceye kadar birlikte olduğumuz süreçler oluyordu. En çok hatırladığım anlar bunlar. İzmir Fuarı veya Ankara'daki, Bursa'daki turneler. Ve mesela Devekuşu Kabare'nin şu anda hangi ilde olduğunu hatırlamadığım bir kulisinde bisiklete binmeyi öğrenişim. Orada annemin bana asla çıkma dediği tiyatro sahnesine tepeden bakan iki kule vardı. İki uzun kule. Yükseklikleri de belki 15 metre falan ve arkadan bir merdiven çıkışı var. Annem de babam da sahnedeyken ben oraya çıkar, gizlice onları oradan seyrederdim mesela. Hani yakalanma ihtimalim hiçbir zaman olmadığı bir an. Sahnedeler. Adem'le Havva'dan beri bu böyle. Kadınlar, erkekler hep dırdır hırgür. Hep senden davası, hep bir çekişme. Erkek mi güçlüdür, kadın mı özgür? Erkek mi güçlüdür, kadın mı özgür? Aşk olsun, aşk olsun, dostlar aşk olsun. Bütün bu sahne dünyasının, evin içindeki o sanatçı kimliklerin, gelen gidenin içinde beklenir ki üniversite eğitiminde de oyunculuk eğitimi almış olmanız ve o anlardan itibaren oyunculuğa başlamanız. O serüven daha ileriki yıllarda başlayacak, onu da konuşuruz ama neden mimarlık tercih ettiniz? Mimarlık aslında biraz zorunlu bir tercih oldu. Lise 1'de bilgisayarla tanışmamla beraber mesleğim bu dedim. Benim için karar bitmişti. O zamana kadar da ne olacağıma hiç karar verememiştim. Hiçbir fikrim yoktu. Ve bilgisayarla ilgili bölümleri yazdım. Teyzem, senin çizime de yeteneğin var. Bileğin güçlü. Bu kadar zamandır resim yapıyorsun. Mimarlık da senin için güzel bir meslek olur. Yazsana dedi. Onun üzerine yazdım. Mimarlığı hayatımda sadece bir sene yaptım. O da okul sırasında bir mimarlık ofisi kurmuştuk. Üç arkadaşımla. Bir sene kadar orada iç dekorasyon işleri falan yaptık. Ama ben gene orada da bilgisayar programcılığı, demo programları, animasyon falan yapmış. Çılgın Kanal benim ilk başrol oynadığım dizilerden en önemlisidir. Ve Çılgın Kanalı altıl duran bir televizyon kanalının üst katındaki stüdyoların olduğu kısımda çekiyorduk. Şu anda hatırlamıyorum. YTV miydi? ZTV, öyle bir yerelimsi bir televizyon kanalıydı. Ve o kanalda biz haftada iki bölüm çekiyorduk. Ve kanalın o üst katının bir de çatıya çıkan terası var. Terasında da bir duvar vardı. Ve hayatımın işte altı günü orada geçiyordu. Ve çekimler arasında da bayağı bir bekliyorduk. Bir bölümde bana tüm tipler bölümlerde karakterden karaktere giriyordu. Graffiti art tipi gelmişti. O gün ben de sprey boyalar aldım. Ve onları hani karakterime aksesuar alıp kullanırken, ya dedim, bu çatı arasında biz oturuyoruz. Onun önünde de bir masa vardı. Orada bekleşir. Ezberi orada yapardık. Şuraya bir graffiti çizeyim. Ve bu gördüğünüz hayatımdaki ilk çizdiğim ve tek çizdiğim graffitidir. İki günde duvara o graffitiyi çizdim. Oyunculuk kırılması ne zaman oldu? Bir televizyon kanalında 3 boyutlu animasyon, özel efekt ve seslendirme alanında çalışıyordum. Hem kanalın sesiydim, hem 3 boyutlu animasyon ve özel efekt yapıyordum, hem de bazen yönetmenlik yapıyordum. O sırada bir aile dostumuz, benim bir reklam ajansım var, orada bir kaydın olsun senin, reklamlar çıkabilir dedi. Tamam dedim, bir zararı olmaz. Ve de mesaili hayata devam ederken, yani 9-5 çalışırken, ki ben hiçbir zaman 9-5 çalışmadım aslında, 11'lerde falan gelirdim işe, bazen sabahlardım, genellikle 8'lerde 10'larda çıkardım. Mesaili iş devam ederken yapabileceğim bir işti reklamlar ve reklamlarla başladı. Ardı ardına çok dikkat çeken, başrolünde oynadığım ve çok ses getiren reklamlar oldu. Bunlar Kristal Elma kazandı ve reklam oyunculuğuyla yumuşak bir geçiş de oldu aslında oyunculuğa geçim. Çünkü ben o sırada yine animasyona, 3 boyutlu özel efekte ve seslendirmeye devam ediyordum. Ve hiç aslında kamera önüne geçmeye niyetim yoktu. 35'inden sonra armut olup dibine düşüp tamamen oyunculuk yapmaya başladım. Çünkü o sırada o çalıştığım kanaldan da ayrıldım.
ve mesaili hayat bitince artık dizi ve film tekliflerine de evet diyebilmeye başladım. Sanki oyunculuğa biraz böyle geç başladığınız için arayı kapatmak istercesine de çok fazla iş yapmışsınız, film yapmışsınız, dizi yapmışsınız. Şöyle bir baktığınız zaman bu kariyer yolculuğunda oyunculuk adına dönüm noktası olarak hangilerini, neyi sayarsınız mesela? Oyunculukta tabii ilk önemli o Küçük Ev Aletleri reklamını, Lüzum Yok serisini ve Komiser Kemal'i sayarım, banka reklamını. Sen kimsin? Kemal! Kemal. Artist Kemal. Komiser Kemal. Sen artist misin Kemal? Artist misin Kemal sen? Sen artist misin Kemal? Ardından çok çeşitli nirengi noktaları var. Mesela Kapanmadan Kazan yarışma programı vardı. 100 bölüm prime time'da sunduğum 2013'te. O çok başarılı olmuştu. Mesela ilk 50 bölümü reytinglerde her zaman tek haneli sayılardaydı ki ilk 10 bölüm belki birinci ikinciliklerde gidiyordu. Sonra tabii ki daha iki en önemli ince 2016 yılında o yılın en çok izlenen filmi oldu. Nice mezuniyet, yıl dönümü, düğün kaçıracaksınız. Çocuklarınızın doğum günlerinde dağda üzerinize mermi yağacak. Yine de her saniyesine gelecek. Bu aşk öyle bir aşk ki sizi tüketse de, öldürse de bırakmayacaksınız. Komutanım geliyorlar. Gelsinler. Benim için oyunculuğumun her noktasını sonuna kadar konuşturmaya çabaladığım Kurmay Yarbay Veysel Gökmusa'nın en ufak nefes alışına kadar çok özendiğim karakter eğrisini çok incelikle oluşturduğum, çok önemli bulduğum, kariyerimin en önemli incisi olan proje ve ardından şu anda devam ettiğim Savaşçı tabii. Batur, ben senin ölüm emrini veremem evlat. Benim canım hem onlara hem de bu vatana feda. Arada da Eyvah Eyvah 2 var mesela. Av Mevsim var. Yavuz Turgul'un filmi. Devrim Arabaları var. Sitcomlar var sonra. Sitcomlarda oynamayı çok severim. Kişisel hayatımda da espri yönünden çok faalimdir. Ve komedi yapmayı, insanları güldürmeyi çok severim. O yüzden sitcomlar aslında oynamayı en sevdiğim, izlemeyi de en sevdiğim türlerdendir. Beldemizin yeni doktoru Faruk Bey. Merhaba. Selam arkadaşım. Vallahi Metin'i çok duyduk. Battal Bey doğruluyor bu görüntüler. Baka baka gözlerim yoruldu ya. Adamın olayla bir ilgisi yok. Bırakalım şahsı Murat. Halkımız ilk Türk otomobilini coşkun tezahüratlarla selamlıyor. Göğsümüzün kabardığı, gurur duyduğumuz bir an. Peki Aşk Olsun filminde yönetmenlik de yaptınız. Şimdi az önce dediniz ki hayatımın sonuna kadar oyunculuk yapmak istiyorum. Peki bundan sonra yönetmenlik yapmak istemiyor musunuz? Kamera önü ve kamera arkası ile ilgili duygunuz nedir? Şimdi kamera arkası benim ortaokuldan beri büyük düşkün olduğum bir yer. Storyboardlar çizerdim, film başları tasarlardım ve babamla 8 milimetre filmleri, onun çektiği filmleri montajlardık, kurgulardık, kapaklar oluştururduk, kağıtlara yazar, boyar. Hani atıyorum işte Murat 7 yaşında, doğum günü gibi. Ve bunları çektiğiniz zaman görüntüleri İngiltere'ye yollar, bir hafta 15 gün, hatta bir ay banyodan dönmesini beklerdiniz. Oralardan kanıma bulaşan ve daha sonra bilgisayar programlamaya başladığım zaman ve 3 boyutlu animasyon yaptığım zaman da öykü anlatmak, hikaye anlatmak, bir şeyi, bir espriyi veya bir anı en güzel anlatmak için onun dekupajını yapmak, kadrajlarını, kurgu ritmini ve hangi açılara kamerayı koyacağımızı belirlemek benim için büyük bir şey, keyif. Dolayısıyla aslında ideal olan, hayatımdaki en ideal olmasını istediğim 2-3 senede bir kesin bir de bir film yönetmek, çekmek.
Birader bakar mısın? Buyur. Bu Aşk Olsun kitabının yazarı sen misin? Aşk kitaplarım var. Kadınlara. Ozan! Oh. Haftaya da yüzüğü takarız artık. Benimle bir yuva kurmaya ne dersin? Birader sen şu... Evet kardeşim. Ben Aşk Olsun kitabının yazarıyım. Ben anladım durumu. Ben şimdi dışarıda bekliyorum. Siz böyle boş sırasına göre gelin. Çünkü hak ettim ben bunu, anladın mı? Hak ettim! Olcay'la, eşimle 2009'da İstanbul'da kendi aramızda evlendik. Babamlar, annemler zaten Bodrum'daydı. Sonra Türkbük'ünde çok güzel bir yerde düğün partisini yaptık. Ama aslında önceden 8-9 gün önce evlenmiştik. Sonra da balayına gittik. Balayın içinde Kos Adası'na gittik. Ve bu fotoğrafta gördüğünüz herkesle beraber gittik. Çünkü düğün partisi Bodrum'da olduğu için bir sürü insan Bodrum'a gelmişti. Ve oradan hadi dedik gideceğimiz yer burası, hep beraber gidelim. Ve oraya indiğimiz gün otelin yakınındaki parkta grup fotoğraf çektirelim dedim. Ve bu fotoğrafı çektik. Ve burada 15 kişi var, bebek dahil. Ve ben bu fotoğrafa balayı alayı diyorum. sağdan sayarsam en sağdaki Nurhan en yakın arkadaşım. Sonra teyzem var. Hemen yanında Olcay'ın en yakın arkadaşı Bulem. Sonra Olcay'la eşim. Olca eşim ben. Arkamızda Ankara'dan arkadaşlarımız var. Yanında babam. Aramızda arkada Selim kardeşim ve onun eşi. Yanında annem ve onun yanında Nurhan'la ortak arkadaşlarımız. Bebekleriyle bir çift ve en solda da Nurhan'ın yeğeni. Balayı alayı. Balayı alayı. Harika bir fotoğrafmış sahiden. Balayına insanlar baş başa çıkar. Biz alay olarak 15 kişiydik. Peki. Sonrasında aranıza iki kızınız Beste ve Bade de katıldı. Baba olmayı sorayım size. Neler hissettiriyor baba olmak size? Kız babası olmak mesela. Kız olacağını öğrendiğimizde bana bir arkadaşım erkek evlat birse kız evlat 1,5'tan sayılır demişti. Şimdi benim de iki tane olduğuna göre ikizler 3'ten sayıyorum. Gerçekten öyle. Babalarına ilgileri, sevgileri tabii. Bu bir hani aynalama, bizim onlara gösterdiğimiz şefkat, ilgi, sevginin şimdi karşılığı dönüyor. Olağanüstü şefkatli, merhametli, nazik, akıllı, öğrenmeye aç, ilgili, bilimsel düşünen kızlar ki ikisi de şu anda 9 yaşındalar. Ve ikisiyle de gurur duyuyorum. İkisi birbirine hiç benzemiyor. Hem yetenekleri olarak hem tipleri olarak zaten tek yumurta ikizi değiller. İki ayrı kız. Dolayısıyla evimiz çok uğurlu ve mutlu bir yuva. Harika. Peki babaanneleriyle ilişkileri nasıl? Harikulade. Babaanneleri zaten hemen üzerimizde oturuyor. Üst katta. Oradan sıklıkla hele bu korona sürecinde kardeşimin evine gidemediği için onların da bir kızı var. Beste Bade'den biraz küçük. Bir de erkek evlatları doğdu. Fakat oraya korona yüzünden gidemediği için sıklıkla aşağı inip Beste Bade ile zaman geçiriyor ve ona yani büyük hayat enerjisi oluyor Beste Bade. Çünkü onlar da babaannelerine çok düşkün. Anneanne de bize çok yakın oturuyor. Yani tam böyle hani büyük familya, aile aslında iç içeyiz. Bundan da çok çok şanslı bir durum insanın hayatında. Sahiden de öyle. Anlaşılan o ki sizin balayı alayı şimdi de devam ediyor. Evet, ama ev o kadar kalabalık gibi düşünülmesin. Yani hani gelenler, çıkanlar bir hareket var. Ama ben çoğunlukla rahat da edebiliyorum, kafamı dinleyebiliyorum da. Kuşkusuz sizin vermek isteyeceğiniz bir karar değil, öyle de olmayacaktır ama onlar size bakarak, dedelerine, babaannelerine bakarak bir oyunculuk sevdasına düşerlerse ne düşünürsünüz? Kendilerini mutlu eden, kendi yapmak isteyecekleri, yaşarken bir gün bile çalışıyor hissetmeyecekleri mesleği seçmeleri önemli. O mesleğe zaten dört kolla sarılırlarsa o meslekten geçimlerini kazanacak, hayatlarını idame ettirecek kazancı elde ederler. Ama önemli olan gününün büyük bir çoğunluğunu ayırdığın mesleğin değen şeyin
senin sevdiğin bir şey olması. O yüzden tercih onlarındır. Bize anne babaya sadece onlara bütün o yolculuklarında destek olmak düşer. Peki anneniz Nevra Hanım hala sahnelerde, izleyebiliyoruz onu, ne mutlu bize. Sizin yakında ya da planlarınız dahilinde ikinizin ortak bir projesi var mı? Hayır, şu anda yok öyle bir proje. Ama olsun, çok isterim tabii ki. Harika da bir anı olur. Hem sizin için hem de bizim için izlemesi çok keyifli olur. 2011'de Sihirli Annem'de, Sihirli Annem'in 2011 versiyonunda beraber oynamıştık. Yine Tolga Örneğin Senin Hikayen filminde yine beraber oynamıştık. Bunlar sıklıkla tekrarlansa, yine beraber projelerde yer alsak çok mutlu olurum. Ne oldu Meral teyze? Esra'yı doğuma aldılar. Hakan da içeride. Almışlar. Bu günleri de gördüm ya. Daha dur bakalım. Daha neler göreceğiz. Bu tatlı sohbetiniz için de çok teşekkür ederiz. Biz de bu anı ölümsüzleştirmek istiyoruz. Ve veda etmeden önce sizinle bir öz çekim yapmak isteriz. Ben şimdi sizi perdeden görüyorum. Siz bilgisayar kamerasına bakmaya devam edin lütfen.